Oğlum bak kamera açık ya. Videodayız. Kamera. Evet, Doğa Aşırı Gezginler kanalından merhabalar. Şehrin evin bahçesinde, şehrin ortasındayız şu anda. Bahçede bir iftar yapalım dedik. Şurada benim orada. Gel. Evet, zaten sıcaklığı da geliyor. Kokular da gelmeye başladı mis gibi. Evet arkadaşlar, Allah kabul etsin. Amin. Nurettin kedinin ciğeri beklediği gibi bekliyor. Kokusu iyiydi değil mi? Aynen. Kokusu da güzel de hayır, lezzet köfte güzel olmuyor. Hazır köfte hiç iyi olmuyor. Demek istediğimi anladın mı sen şimdi? Muhab kültür mandarı evin içinde köfte vermiş. Bu geldi gözlere. Onu biz doğada yap. Hepsi aynı be abi tarzı. Değil mi? Muzdaç kulakalın önümü muhteşem. Nasıl olsun? Soğuk mu? Şelale bayağı soğuk. Bunları keseceğiz tabi. Nurettin kendine selfie'lik yer bulduğu zaman hiç affet. Daha önce var mı diye Çaydan da koyacağız. Çaydan da koyacağız. Şeyi yapalım, çaydan da koyarız. Bir de rüzgardan da etkilenmiyor.
Oğlum bak kamera açık ya. Videodayız. Kamera. Oğlum bak bunları kamera arkasında kullanabilirim, çekiyor. Evet, Doğa Aşığı Gezginler kanalından merhabalar. Bu sefer doğadan merhaba demiyoruz ama yine doğa ortamına benzer bir ortamdan doğacı arkadaşlarımla birlikte, her zaman takıldığımız arkadaşlar. Şehrin içindeki evin bahçesinde, doğada. Şehrin ortasındayız şu anda. Bahçede bir iftar yapalım dedik. Şimdi Ramazan ayı nedeniyle çok fazla her yere gitme şansımız olmuyor ama en azından dedik böyle bir ortamda bir iftar yapabiliriz. Böyle bir ortama davet ettim arkadaşları. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Ortam gayet güzel. Bahçe, evin bahçesi şehirde ama. Şehirde değil de sanki bir köyün bahçesinde oturmuşuz gibi, değil mi? Bir hava var. Ama şehir gürültüsü de var bir yandan. Şehir gürültüsü de var. Ya öyle. Onu duymazdan geliyoruz şu an. Araç seslerini güzel duyuyoruz. Güzel ama değil mi? Kesinlikle harika. Mustafa güzel, sen ne diyorsun? Güzel abi. Beğendik. Bahçe süper. Atmosfer güzel. Güzel bir iftar akşamında buluştuk. Derbiye hazırız diyorsun yani. Nurettin ben sen? Ben zaten biliyordum. Daha önce hep geldiğim yer. Evet, Nurettin zaten geldi. Arkadaşlar ilk defa geliyorlar. Ben aynen, sürekli gelip gidiyorum buraya. Aynen. Aynı Nurettin. Nurettin'e yabancı değil canım. Nurettin arada geliyor. Ben de yabancılık çekmiyorum. Hiç yabancılık çekmedim. Sen istediğiniz bak, istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ben söylüyorum zaten. Çat kapı gelin. Hiç sorun yok. Bir çay yapar içeriz. Bir halde çayımız hazırmış. Öyle dedi. Sıkıntı sözünü yok. Aldık. Hiç sıkıntı yok. Ne zaman istersen. Çay olmasa bile hemen görüyorsun. Hemen. Hemen ayarlarız. Her şey hazır. Hemen ayarlarız. Hiç çok güzel. Güzel sunumunda güzel olmuş. Toprak olacak. Aynen. Annem yaptı onu canım. O benim değil de annem burada yazın yemek falan çok yapıyor. Böyle işte şeyi de yapıyor. Ben video bile atmıştım hatta burada. Kuru fasulye yaptı annem şeyde. Toprak tencerede. Gayet güzel oluyor yani. Aynen. Çatıda, yeni balada. O yerken pişer zaten ya. Ne olur hemen şey olur. Ona geçer. Bak bu közde var ya. Bir dinlenen pişiyor ya, çok hoşuma gidiyor. Aynen. Daha sen çorbanı içmiş olacaksın rahat rahat. Nurettin seni bile pişirir bu kor. Zaten sıcaklığı da geliyor. Kokular da gelmeye başladı mis gibi. Şöyle ateş başında bir poz verin ya. Sarı kalın. Evet arkadaşlar, Allah kabul etsin. Hadi bakalım, bismillah. Ben de sana teşekkür ederim. Ateş başında, ocak başı olarak bize etleri yedireceksin bakalım. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Nurettin kedinin ciğeri beklediği gibi bekliyor. Ne yapayım ben diyor. Bana hizmet edin diyor. Mangallar Melih'ten. Evet. Bir sözü var. Melih ocakçı. Ocakçıbaşı. Evet. Nasılsınız ocakçıbaşı? Oo, kafası kafana şey de varmış. Her zamanki gibi hazırlıklı Melih. Aynen. Keyifli yerinde. Köfte yiyince daha iyi olacak. İnşallah. Şimdi köfteyi bekliyoruz. Şu abi ocakbaşındayız. Devam. Pişmek üzere. Cızır cızır geliyor sesler. Bayağı pişmiş onlar be. Havadaki görüntüye bakın, çok ilginç. Ay ortaya çıkıyor, bir yandan da bulutlar hareket ediyor. Bulutlar da böyle parça parça desen gibi. Çok ilginç. Köfteye doymadınız mı be? Doyamadık. Ama ne güzel köfteymiş harbiden getirdiğin köfte ya. Bu Özcan güzel yapıyor ya bu işi. Bu köfteye. Hani Özcan bu aralar iyileşti. Tok olmama rağmen şu an hani bir tane dayanamıyorsun. Dolayı desen yerim. O lezzetinden dolayı ama. Kokusu da güzel de hayır. Lezzet olarak çok güzel değil miydi Nurettin? Evet. Daha önce ben böyle hiç yemedim yani. Öbür aldığımız yerler yani.
Evet, hazır köfteyi hiç sevmiyordum ben. Başka yerlerden alıyorduk. Böyle pek tadını alamıyordum yani. Hiç. Kıyma alalım yaparız evde dedi. Ha, ben o yüzden sana oyundan dedim. Ben hazır köfteyi sevmediğim için. Hazır olalım. Sen dedim bana güven dedim. Bırak kendini kollarıma. Ben sana onun için dedim zaten. Yani daha önce satın alıyoruz böyle köfte. Hiç güzel olmuyor. Hazır köfte hiç iyi olmuyor. Ama dediğim ama kadar bu iyi. Bu iyi bak. Malın iyisini bilirim nerede olduğunu. Abi malın iyisini sen nereden biliyorsun? Malı Arap Fayk. Malı Arap Fayk. Arap Fayk diyor ya. Muz işi olur burada. Biraz ona çayını yaptım lan. Hak ettiği muzu vereceğim. Hak ettiği muzu vereceğim. Anladım. Demek istediğimi anladın da sen şimdi muhabbet başka yere döndü. Yok yok. Nar gibi piştiler ya. Şey yapmam ben, çekinmem yani. Kenardaki bizim ailede de kimse şey yapmaz yani. Biliyorum. Bak, hemen geldiler, ne lazım? Hiç şey hemen. Değil, hiç sıkıntı olmaz yani istediğin zaman. Nurettin burada oturuyor diye çağırıyorum arada. Sizi de çağırmama gerek yok abi. Çağırma beklemeyin yani. Atlayın gelin, hiç sıkıntı yok. Bundan sonra atlayıp geleceğiz inşallah değil mi sabah? Şey yapmaya gerek yok. Bir hale deyin. Abi çayı hazırla deyin. Çayı hazırla geliyoruz deyin, tamam hiç sıkıntı yok, hemen çayı hazırla. Ya burada yaparım ya. Bayık hemen ben de bir kilo çiğdem alırım burada, ne yeriz biliyor musun? Mısır getirin, ne bileyim mısır yani böyle bir gözlemek tam muhabbet. Abi, hani ya. Yemekten ziyade yemekle çok fazla uğraşmayız, böyle şey yaparız. Ya, mısır güzel oluyor. Burada tam böyle keyiflik şey yaparız. Hem çay hem mısır hem ne bileyim böyle. Ne çekti biliyor musun şu an canım? Burada mısır bile patlatılır. Kültür mantarı kaşar erimiş böyle. Allah. Bak içine okudum aga. Mantar mı? Mantar. Şu an kültür mantarı içinde kaşar erimiş. O geldi gözümde de. Onu biz doğada yapmıştık. Güzel oluyor ya. O çok acayip. Tavuk yaptı. Tereyağlı değil mi? Harikaydı ya. Vallahi. O kenardaki çok Mustafa çiği gibi de ortadakileri pişti ama. Çayı içecek. Çayı biten. Şu köfteleri alalım. Sana hemen bir muz ayarlayayım şurada. Atalım ateşe. Bir de muzun tadına bak. Bu iyi. Valla ben bir damla bile yiyemem. Ben ancak tadına belki bakarım. Belki bir kaşık alırsın. Nurettin'inkinden mi tadına bakarım sadece. Tamam. Ben çünkü ben yapma bana, ben kalır o. Seninkinden bakacak o tadına. Ya bunun üstüne peti böyle ayırıcıklı koyuyorlar. Hani reklam yapıyorlar. Ayı eriyor ya yavaş yavaş. Video çekiyorlar. Ayı eriyor. Bizim fanteziyle işimiz yok ya. Sen seversin çikolatayı. Hepsi aynı be, al bir tanesini ye. Evet Mustafa Bey. Çayımızı yudumluyoruz abi. Ne düşünüyorsun? Çok güzel bir akşam oldu abi. Teşekkür ederiz bunun için. Rica ederiz, ne demek. Her zaman bekleriz. Başka zamanlarda yine. Aynen, yaz dönemi özellikle havalar ısındığı zaman gelebilirsiniz. Her zaman bekliyoruz. Nurettin abi bize haber vermiyor ama gittiği zaman. Nurettin'den haber beklemeyin siz, boş ver. Nurettin'e alın gelin. Bayağı güzel olmuş. Evet. Hazır. Hadi bakalım. Oo. O tehlikeli olabilir. Oo, dalmış. Vay nasıl gözüküyor? Acayip gözüküyor lan. Rüyalarına giren muz tadımını yapacaksın. Yap da bir yorum alalım bakalım. Senin rüyalarına giriyormuş bu, öyle söyledi Melih. Rüyalarına girmiyor da. Yani hep aklı bir türlü yapıp yapmaya fırsat bulamamıştık. Evet, şimdi Nurettin'den tarihi bir tadım geliyor. Tarihi olsun. Nurettin'den yorumu bekliyoruz hala. Anlayamadı galiba. Anlayamadım daha dün. Anlayamamış. Ağzı yandı çocuğun. Karıştırıyoruz değil mi hepsini böyle? Direkt evet. Ağzına atıyorum. Aynen öyle. Sonra. Evet. Bekliyoruz yorumları. Harika. Ciddi yani mi? Muzla çikolatanın uyumu muhteşem. Çayla birlikte. Bence sen de denemelisin. Deneyeceğim, seni bekliyorum bakalım. Beğenmene sevindim. Çok emeğimize sen de yani, muz çok farklı bir tatlı olmuş. Çok değişik bir tatlı olmuş. Evet gençler, güzel bir akşam oldu, güzel bir iftar oldu. Ne diyorsunuz son olarak? Her şey için. Birkaç cümle alalım ve kapatalım. Hepinizin elinize sağlık. Çok güzel oldu. Her şey eyvallah. Çok iyiydi. Güzel bir geceydi. Tekrarını yaparız inşallah başka zaman yine. Her şey yok yok. Tekrarı yakında. Ramazan'dan sonra bir sürpriz olarak bizim köyde bir böyle bir bu dörtlüyü görebilirsiniz. Evet. Bunun planını yaptık biraz önce.
inşallah bunu gerçekleştirebiliriz diyelim ve bundan sonra doğada görüşmek üzere. Hoşça kalın.